36. bölüme geldik. Son bölüm. Son bölüm. Ve bu süre çok uzadı Salih. Neden uzadı? Tabii pandemi girdi vesaire. 2019 yılında başlamışız. İlk sezonu 2023 yılında bitiriyoruz. Biz kendimi de tebrik ediyorum. Yani projenin sonunu getirdik. Sindirerek seyrettik diyelim. Çünkü yorumlara da bakıyorum. Bu seriyi yorumlayan tek kanalsınız. İşte devamını bekliyoruz. Devamını getirmek istiyoruz ama yoğunluktan yapamadık vesaire derken 36. bölüme geldik. 1 Temmuz 1960. Bu bölümün yazarı Richard Madsen. A World of His Own. İlginç, yani ilginç de demeyeyim de artık eğlenceli bölümlerden son böyle hani bölümü çekmiş adam. Evet, fantastik bir fantastik, bölüm. Fantastik, eğlenceli aslında. Kendi yaptığı kurgu, nasıl diyeyim, kendi yaptığı eserlere de atıf yapıyor. Sonu da çok güzeldi bölümün. Evet. Ve o zarfın içerisinde ses kayıt dosyası, yani ses kayıt bandı var ya. Çok hoşuma gitti benim o. Yani böyle kütüphaneye koyacaksın, kendi ismini yazacaksın. Ses kayıt dosyasını koyacaksın. Hani o sensin. Evet. Çok hoşuma gitti benim. Yani çok naif bölümlerden, sıcak samimi bölümlerden birisiydi bu sezon içerisinde, 36 bölüm içerisinde ve o 36. bölüm olması ve bu şekilde de bitmesi çok hoşuma gitti benim ilk sezonun. Muhtemelen evet. İkinci sezonlara falan devam edemeyebiliriz. 4 senede ilk sezon bitti. Hani daha kimseye de umut vermeden, beklentiye sokmadan kendimiz belki seyrederiz ama. En azından hani Türkçe olarak ülkemizde kazandırdığımız bir seri oldu. Evet. Yorumlayarak yani. Güzel. Şimdi bu bölümde ana karakterimiz Gregory West'in hayal dünyasını seyrediyoruz aslında. Ve bir şekilde bu hayal dünyası gerçekliğe taşınmış durumda. Belki sadece o görüyor bunları. Onu da bilmiyoruz. Ve manken bölümüne de bir atıf var aslında. Eski karısı geliyor. Kadınla görüyor. Aslında kendisi de yok. O da hayata kaptırmış kendisini yine. Evet, doğru. Bak bunu değil hiç mi? Düşünmemiştim. Çünkü Rod Serling'in yani bir mekanizması var. Bunu biz çok izlediğimiz için görebiliyoruz. Yeni izleyecekler belki göremezler ama konular, isimler değişiyor, eylemler değişiyor ama o kavram değişmiyor. Rod Serling'in ortaya koymaya çalıştığı. Hani o somut dünya işte dışarısına fazla alışıp geri dönememe. Mesela bir kavram olarak aldığımızda bunu iki bölümde de gördük. Evet. Sanırım bir şeylere çok çabuk alışıyoruz ya. Evet ya, inanılmaz derecede. Bir 10 gün geçiyor. 10 gün geçtikten sonra sanki sürekli o şeyi yapıyormuşuz gibi gelmeye başlıyor. Bunu gerçekten güzel bir şekilde verebiliyor aslında. Sevdiğin şey yapıyorsan ayrı tabii. Hani geçmiyor zaman. Evet. Yani uyumak istemiyorsun ama uyumak zorunda vücut. Devam ettirebilmek için. Ana karakterin bu oluşturduğu kişiler vardı. Ve bunları kendi mutluluğu için ortaya koyuyor sürekli. Eşi de ben şöyle anlamıştım hatta başta. Hani eşi zaten hali hazırda gerçek bir insan. Evet, yani ve herkes onu anlamıştır diye ben de düşünüyorum. Evet. Ve bazı özelliklerde yönlendirme yapmış. Yani kendine bağlanması için öyle bir hikaye yaratmış, oluşturmuş diye düşünmüştüm ama aslında hiç yokmuş. O beni şaşırtmıştı. Fil detayı. Fili getirmişler adamlar stüdyoya. Evet, o çok şaşırttı beni. Gerçekten özenle çekilmiş bölümlerden. Yani fil getirtilmiş. Hani doğadan bir fil falan mı gösterirler diye düşündüm. Direkt fil getirtilmiş yani stüdyoya. O da ilginç bir detaydı. Bilmiyorum. Güzel bir bütçe ayrılmış ama evet, diziye. Zaten yani sezon finali ya bir de. 1960 ya. Ya ben bunlar konuşuluyor hala 1960'ta. Ne oldu da biz bunları artık konuşmuyoruz? Ben gerçekten anlayamıyorum. 1940'larda It's a Wonderful Life filmindeki açılıp kapanan havuz evet. Sistemi mesela. O beni çok şok etmişti izlediğim zaman. Çok da atıf yaptık o filme. Evet. Yani muhtemelen hani dinleyenler de not almışlardı. Yani izlenebilir. Sıkıcı bulan çok insan da duydum bu arada o filmi. Ya o dönemi filmlerinde yapabileceğimiz bir şey yok. Belki hani yani bir taraftan sıkıcı gelme ihtimali var. Alışkın olmadığımız bir tarz ya. Bir kere siyah beyaz. Ben filmi mesela bu manken bölümü vardı ya bir önceki. Evet. İki bölüm önce 34. bölümde manken bölümünde oynayan kişilerin renkli hallerini gördüm. Tam oturtamadım. Ha, çok ilginç geldi bana renkli halleri. Ya, siyah beyaz da ayrı bir dünya. Hatta geçen gün bir
televizyonda uykuyla ilgili bilim insanları konuşuyorlardı. Orada da renkli televizyon gelmeden önce siyah beyaz ya. Evet. Rüyalar da siyah beyaz olduğuna dair bir şey duydum. Çok ilgimi çekti. Olabilir. Hani renkli görmediğin için siyah beyaz görme ihtimalin de var. Fazla hani kaptırdığında. Ama işte onu da çok algılayamıyorsun ya uyurken. Ama hatırladığında o detayları hatırlayabiliyorsun. Bana o ilginç geliyor yani. Rengine kadar hatırladığın olabiliyor bazen. Siyah beyaz rüya ben görmedim. Hep renkliydi yani. Genel hani olarak rengini renkli hatırlıyorum. Evet, ben de işte renkli hatırlıyorum hep. Ama belki de siyah beyazdı yani, onu biz renkli hatırlıyoruz uyandıktan sonra belki de. İşte siyah. Bunun siyah beyaz olarak hatırlandığını düşün. Ben yaşamadım o yüzden yani yorum yapamıyorum ama ilginç gelmişti. Şey geldi aklıma şimdi sen bunu söyleyince, belki çok alakasız olacak ama işte sessiz filmlerden sesli filmlere geçildiğinde tabii, de yine bir devrim sayılıyor ya bu sektör için. Sonunda sesini duyabiliyorsun gördüğün aktörün ya da aktristin. Şey vardı yine, Sunset Boulevard diye bir film vardı. Onu da duydum da izlemedim. Yine onu da bir önermiş olayım buradan. O da güzel bir filmdir ve bu konuyu işleyen bir bölüm. Hatta o filmden esinlenerek oluşturulan bir Twilight Zone bölümü de vardı. Onu da seyretmiştik ilk başlarda. 1980'lerde çekilen film miydi? Yok. Bu sezonda, birinci sezonda. Hangi bölümde hatırlamıyorum. Yine ilk bölümlerden biriydi. O şekilde bunu da bilgisini vermiş olayım buradan tekrar. Seyretmek isteyenler. Bir de televizyona olursa girilenler vardı ya film kategorisinde. Yani Twilight Zone'un ilginç bölümlerinden biriydi. Mesela kitapların arkasında gizli kasada saklıyor olması bu ses kayıtlarını. Değer verdiği kişilerin zarflarını özel yerlerde saklıyor mesela. Ben o zarfı çok hoşuma gitti. Konsept çok hoşuma gitti benim. Ve hep böyle yanında mutlu olabileceği kişileri ortaya çıkarıyor. Ona dikkat etmişsindir. Yani idealindeki kişiyi çıkartmaya çalışıyor. Ya mutlu olmak demeyelim de hani istediği şeyi çıkartmaya çalışıyor. Sonuçta bir yazar değil mi o? Ama şöyle bir şey de var. Yani diğer kişiyi de çıkarıyor mesela. Sonrasında Mary'yi de ama ilk bir oluşturuyor. Deniyor onu. Çünkü artık gerçeğe dönüyor ya. Deniyor. Denedikten sonra ha yok diyor. Yani burada bir düzeltme yapmam gerekiyor. Tekrardan alıyor, yok ediyor onu. Tekrardan mikrofonu alıyor. Orada farklı bir karakterle bir kadın tasarlıyor ya da artık eş tasarlıyor diyelim. O eşi tasarlıyor. O eş istediğini verirse tamam. Ki vermiş işte o sarı saçlı olan galiba. Tam o karakter olarak istediği karakteri çıkartabilmiş. Eşi diye düşündüğümüz kişinin de karakterini çok güçlü tuttum falan diyor ya. O yüzden hani böyle oldun sen. Bak seni de yok ederim. Kadın alıyor kendisi fırlatıyor. Aa öyle miydi? Ben miydim o diye. 31. bölüm The Chaser'da da benzer bir durum vardı. Hani profesörden aşk iksiri alıyordu. Yine onda da ana karakterimiz kafasında artık o kadar büyütmüş ki istediği kişiyi. Hani beni sevmiş olsa ve bana sahip çıkmış olsa çok mutlu olurum diye düşünüyordu. Fakat istediği şey çok gerçekçi değildi. Yani bu bölümdeki yazarımız için de benzer bir şey geçerli aslında. Ama onun en azından bir şansı var. İstemezse yırtıp atabiliyor. Evet. Ve yok edebiliyor bunu. Kurgu çünkü tam fantezi bölümü bu. Gerçeklikle uzaktan yakından alakası yok. Ama güzel ve eğlenceli bölüm. O yüzden de eğlenceli ve naif, samimi bölüm, sıcak bölüm oluyor. Peki en sonunda Rod Serling'in çıkması? Rod Serling'in kaybolması harika bir detay olmuş. Ben de yokum diyor aslında. O da zaten o Twilight Zone'un. Ya bunu şöyle de algılayabiliriz. Bizler anne babanın genetiğiyle yani ortaya çıktığımız için bir kere özgür değiliz. Yani anne babanın genetiğiyle ortaya çıkıyoruz. Yani senin tasarladığın bir olay yok. Oradaki genetik altyapıyı alıyorsun. Üstüne ismin vesaire de hani koyuluyor ki ismin de sana bir karakter aşıladığını düşünenlerdenin. Bununla hayatına devam ediyorsun. Rod Serling'de de aynı. Yani ben yokum diyor o da. Ben de başkalarından geldim buraya kadar. Yani çok güzel bir detay o. Makale yazıyorsun. Bilimsel makale. Bu makaleyi ben yazdım. Makalenin %99'u başka makaleler atıfla geçiyor ama. O kişiler sayesinde o makale çıkıyor. Yani ben bütünsel bakılmasından yanayım. Yani o bilgiyi hep birlikte çıkartıyoruz. Mesela 20 kaynak çağında 20 kişi var. 20 kitap ya da çalışma. 20 kişiyle çıkan bir olay o. Sen sonunda bir nokta bulduğun için onlar bulmadığından dolayı yani
onların bulmaması seni bulmanı sağlıyor. Hani onlardan gelen o bilgileri alamamış olsan oraya zaten o çıkarımı da yapamıyorsun. En başta. Dolayısıyla sen yoksun orada. Yani kolektif beyin gibi bir şey, evet, diyebiliriz belki. Yani isimlerin olmaması aslında ideal de, işte isimsiz de yapamıyorsun sistemi. Özneyi çıkartman gerekiyor sistemden. Ama tabii yazan da özne. Yani ben yazıyorum ya da sen yazıyorsun. Kendi düşüncelerin, fikirlerin, karakterin, davranışların ister istemez o yazıya yansıyor. İstediğin kadar nesnel ol. Bir kere yani seçtiğin sözcüklerden kurduğun cümlelere kadar birçok şey senin karakterinden de yansıyor ya az çok. Başkalarının çalışmaları da seni destekleyerek o tarafa geliyorsun. Oraya kadar getiriyorsun çalışmanı. Ve aslında hep birlikte çıkartıyorsun. Sen de yeni bir artık. Bakın bu da küçük bir, böyle küçük de olsa bir bilgidir. Ondan sonra başkası geliyor, onu da okuyor, o da üstüne bir nokta koyuyor ya da koymuyor. Direkt seninkini yok ediyor. Ya bu böyle bir çalışma olmaz diyor, ben bu şekilde gideceğim diyor. Üstüne koymak zorunda da değil. Ama atıf yaparak durumu da belirtiyor. Dolayısıyla ben hani bu benden biraz sıyrılmamız gerektiğini bazen düşünüyorum. Ya ben diye çok bene takılmamak gerekiyor. Yani beni ben yapan bir, aileden başlıyor. İki, çevre. Üç, artık kendi seçimlerinle ulaştığın bilgiler. Ve bunların harmanlaması da sensin zaten. Dolayısıyla ben deyince böyle komik geliyor bana. Yani aslında bir ben yok. Sen de varsın bende. Çok karışık bir cümle oldu ama. Yani liseden beri olan bir arkadaşlığımızın da bana sağladığı noktalar var. Bu beni de şekillendiren bir nokta. Benim için de aynısı geçerli baktığımda. Dolayısıyla hani biz biraz daha böyle mütevazı olmak sanki daha farklı bir bakış açısı kazandıracakmış gibi geliyor bana. Tabii hani herkesin kendi tercihi. Bu bizim kendi değil. Benim kendi kişisel düşüncem. Yani burada yazma konusunda şunu söyleyebilirim. Kurgu dışı bir metin oluşturuyorsan dediğin şey doğru. Ama kurgu bir metin oluşturduğunda yine sen kendi düşüncelerinle baş başa kalmış oluyorsun ve onları yansıtıyorsun. Ama dediğine şöyle katılıyorum. Senin o düşüncelere gelmende çevrenin çok büyük bir etkisi var. Evet. Genetiğin kesinlikle var söylediğin gibi. Evet. Hatta sen kanalda seninle başlama da mı yapmıştın? Onu sanırım konuşmadım o kitap hakkında. Hangisini konuştun? Bir tanesi konuştun diye hatırlıyorum. Psikosoybilimi konuşmuştum. Yani ne kadar etkilidir bilmiyorum ama olay aile travmalarının önceki nesillerden sana genler aracılığıyla aktarıldığı iddiasına dayanıyor değil mi? Var. Evet. Evet, mantıklı olabilir. Birkaç okuma daha yapmak gerekiyor. Tabii. Bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek için. Bireysel olarak düşündüğün halde bile aslında senin önceden aldığın şeyleri yansıtıyorsun dışarıya. Yani şu andaki bu konuşmada mesela ben kitap okuyorum, film seyrediyorum, başkalarıyla konuşuyorum. Onların birikimi. İnanılmaz girdi alıyoruz ama. Yani tabii zamanımız olduğunda, iş, güç vesairenin dışında film izleyerek, kitap okuyarak, müzik dinleyerek artı yorum okuyarak. Bu yeni bir değişken. Yorum okumak. Mesela herhangi bir alışveriş sitesinden bir şey alacaksın. O ürünü almadan önce full okuma yapman gerekiyor. Yararları, zararları, artıları, eksileri, FP, fiyatı, performansı. Sonra bir çıkarımda bulunuyorsun. Aslında o da bir literatür taraması işte. Böyle ürünle ilgili alan yazı taraması yapıyorsun yani. Evet. Yani aslında başkalarının düşüncelerinden çok fazla yararlanıyoruz. Başkaları değil mi? Herkes birbirinden yararlanıyor. Yani kendimizi de hemen aşağı, hani başkalarından, herkes birbirinden yararlanıyor. Yararlanmıyorum diyenden korkacaksın. Ben biraz oyum. Yani ben buldum ya, ben harikayım diyorsa ben kaçıyorum mesela hemen. Yok yani, harika olan zaten bir daha kendini geliştirmiyor. Zaten harika. Bir de başka bir şey yapmasına gerek yok. Bak, Rod Serling'in kaybolması 10 dakika konuşturdu bizi. Kaybolmasaydı konuşamazdık. Konuşamazdık muhtemelen. Güzel bölümdü. Evet. Yani konuya geri dönersek. Benim artık yani bu konular dışında çok ekleyeceğim bir nokta yok. İkimizi de ben tebrik ediyorum. Aynısını ben söyleyecektim. Bir projeyi tamamladık. Tamamladık gerçekten. Bir sezonu tek tek bölümlerini ele alarak zaman ayırdık. Düşüncelerimizi paylaştık. Yani umarım dinleyenler de hani bir şeyler katabilmişizdir. Yani bir sözcük dahi katabildiysek ne mutlu bize. Kesinlikle öyle. Ben öncelikle
bu kadar yayın esnasında eşlik etmeme izin verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok güzel bir yolculuk oldu. Bu evet, 4 yıla yakın 4 süreç. 4 yıla yakın süreç. Ara ara buluşarak sağ salim de tamamlamış olduk. Aynen. Güzel bir seriydi. Eğlenceliydi. Düşünsel anlamda çok şey kattı. Hatta biz de büyüdük ya 4 yılda. Bizim de düşünceler değişti. Unuttuğumuz bölümler oldu. Çünkü 4 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden bölüm ara ara hatırlayamıyorum falan diyorum ya. Ve dolayısıyla bizim için değerli bir proje oldu. Evet. İleride benim tekrardan arada açıp dinleyeceğim bir seri de oldu aynı umarım zamanda. Umarım bu yapay zeka da gelişirse bu yaptığımız yayınlar farklı dillere de artık çevirme özelliği geleceğine dair bir şeyler okudum ben YouTube'da. Hani olursa farklı dillere de artık güzel bir çeviri haline gelirse yayınlamak isterim ben. Hani farklı ülkelerde bu bölüm, hani bu seriyi izleyip de tek tek bölümleri ele alan kanal yoksa. Hani bu da bir ileriye dönük aslında bıraktığımız küçük bir iz olsun hani internette. Güzel olabilir. Evet. Onu bekliyorum ben sabırsızlıkla açıkçası yani. Evet, Türkçe üzerinden yaptık ama gelecekte farklı dillere de belki aktarabiliriz bu bir konuştuklarımızı. Güzel olur. Ben onu da heyecanla beklerim zaten, eğer ki böyle bir şey gerçekleştirme sürecine girersek ileriye doğru. Güzel olur. O zaman yayını burada bitiriyoruz Salih. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle sana. Artık. Ardından da bizi dinleyen herkese bu bölüme kadar bize eşlik ettikleri için. Eşlik ettiler, sabrettiler diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Artık bundan sonra farklı projelerde yine görüşürüz. Görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.